güzel sağ olun. Var. Sağ ol Allah. Devam edelim. Devam edelim. Ya senin ben, sen çiçeksin zaten fıstık. Sen zaten çiçeksin. Evet, sen zaten çiçek gibi bir çocuksun. Seni, hadi bakalım Allah bağışlasın. Gel. Hani her şey çok güzel. Başkanım, yardımcı olayım efendim. Yardımcı olayım isterseniz. Tamam. Bekleyin biraz. Bir resim alabilir miyiz? Evet, buyurun efendim. Çok teşekkürler. Başkanım, İstanbul'un çiçeğisisiniz başkanım. Eyvallah, sağ olun. Başkanım burada. Sağ ol abla. Hadi çek Poyraz. Sağ ol abi. Çek. Dur bir resim. Ablamı kim çekiyor? Tamam, sıraya geçiyorum. Hayırlı olsun oylarınız, teşekkürler. Hayırlı olsun oylarınız. Hayırlı olsun oylarınız. Sağ olun. Kolay gelsin, hayırlı olsun oylarınız. Daha ki yola çıkıyor. Daha ki. Sağ ol kardeşim. Tabii ki. Hayırlı olsun. Şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz, bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyük şehirler, milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu, inşallah bolluğa, berekete vesile olur. Hayırlı olsun. Herhangi umutsuz bir durum yaşandı mı? İnşallah yaşanmasın. Efendim, güzel bir gün olsun. Bir seçmen fazlasınız bugün. İmamoğlu ailesi olarak bir seçmen fazlasınız. Semih de ilk oyunu kullanıyor. Evet, Semih ilk oyunu kullanıyor. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz. Ondan heyecan vardı galiba. Hayırlı uğurlu olsun. Mikrofonları indirin şimdi. Zarfları görelim lütfen. Evet. Hadi, çekin mikrofonu. Başkanım sol taraf. Allah eyle. Evet. Güzel bir gün olsun. Bu tarafa doğru efendim. Başkanım buradayız. Başkanım sola doğru da görelim. Evet. Ekrem İmamoğlu. Başkanım bu taraf. Sarp'ını Dilek Hanım. Evet. Selim, Semih. Hadi. Başkanım sola doğru da bakalım hemen. Evet. Başkanım. Efendim soldayız şimdi böyle bakalım. Hadi hep beraber. Evet. Tamam. Dilek Hanım, Selim, Semih. Evet. Buraya da bakar mısın? Buraya da bakar mısın? Buraya da bakar mısın?
Arkadaşlar şu önümüzü açalım. Değerli basın mensupları, saygıdeğer vatandaşlarımız, bugün Türkiye'mizin her yerinde, İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının o bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle, sonucun ilanıyla göreve başlamasının, ülkemiz demokrasisi, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir ve bu duygularla bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'mizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy tasnif, sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız. Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı, 5 yıllık emeğin helalleşme anı vatandaşımızın oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüne koymadan, bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim. Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde elbette af dilerim, hakkını helal etsin ama bu memleketin, bu güzel şehrinin başta çocukları olmak üzere gençleri ve kadınları, anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi yaşattığımıza, İstanbul'a inanıyoruz. Dediğim gibi umarım karşılıklı 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz. Son olarak şunu söyleyeyim. Tabii bu akşam seçim koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın, hangi siyasi parti mensubu olursa olsun,
kimsenin hakkının, hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum. Vatandaşlarımızın en değerli hakkı olan oy hakkının sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına okulların bahçelerini tercih edebilirler. Yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini, 21. yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim. Hepinize teşekkür ederim.